Yılın ilk gününden merhaba. Sadece soruyorum başlıyor. Halk TV'desiniz. Ben İpek Özbey. Sayın seyirciler, bugünkü konuğum. Yılın ilk gününde biraz böyle enerji dolalım. Gençlerle ilgili umut dolu sözler duyalım. Varsa umutsuz şeyler, onlar nasıl düzeltilir? Onları konuşalım istedim ve gençlerin sevgilisi Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti'nin meclis üyesi şu anda karşımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İpek Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi yıllar diliyorum öncelikle. Ben de sizin ve tüm izleyenlerimizin iyi yıllarını diliyorum. Her zaman yüzünüz gülüyor. Her zaman umutlusunuz ve her zaman da aslında bence inatçısınız. Biliyorum. Yani mesela bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesisiniz. İstanbul'da metroda internet olsun diye yaptığınız savaşı pek çok konuda verseydik bu ülkede belki kazanırdık diye düşünüyorum. Hatta bugün belediyede muhalif olan kişiler o zaman size muhalif olmuşlardı. İnternet çağı dediler size. Ve adınız da öyle kaldı. O gün kızdınız internet çağı denilmesine ama sonra profilinizi internet çağı olarak düzelttiniz. Ve şimdi gençlerin iyice sevgilisi oldunuz. İYİ Parti'ye geldiniz. Stanford'da okudunuz. Sonra Google'da çalıştınız. Ve birden her şeyi bıraktınız. Buraya geldiniz. Herkes giderken siz geri döndünüz. Neydi sizi geri döndüren şey? Valla beni geri döndüren şey aslında yurt dışındaki yaşayan arkadaşlarımın deneyimi şöyle. Orada keyif eder yaşadığınız zaman, kendinizi gerçekleştirmek için oraya gittiğiniz zaman çok keyifli bir yer orası. Hı hı. Çünkü diyorsunuz ki benim ana vatanım var. Ana vatan dediğiniz şey, üniversitede evci çıktığınız zaman nasıl eve geri dönebilirsiniz? Bir ana ocağınız vardır, sıcaktır. Başınız derde girdiği zaman ailenize sığınırsınız. Bizim için de yurt dışı böyle bir şeydi. Ama Türkiye'ye dönecek ülkeniz olmadığı zaman, onun hayalini kuramadığınız zaman yurt dışında mülteci olarak yaşıyorsunuz. Hı hı. Ben bunu kendime yediremedim. Ayrıca burada bütün arkadaşlarım, ailem, ben Sivas Suşehirliyim. Yani buradaki insanların bu kadar ülkenin büyük potansiyeli varken onların gerçekten çok vasat bir yönetimle yönetilmesini ve ülkenin potansiyelinin %1'ine bile ulaşamamasını ben kendime yediremedim. Kendimde de bir sorumluluk hissettim açıkçası. Yani hani kimsenin yapması gerekmiyor belki de. Herkes istediği gibi hayatta işleyebilir. Ama evet, evet elbette öyle ama herkesin de hayal ettiği bir işiniz var. Milyon dolarlarla uğraşıyorsunuz. Google'da size bir birim emanet edilmiş, öyle değil mi? Evet. Ne yapıyordunuz Google'da? Google'da biliyorsunuz Google şöyle para kazanıyor. O reklam verenler diyor ki Google'a, ben size reklam veriyorum milyarlarca dolar mertebesinde. Sonra onu doğru yerlerde göster, doğru kişilere göster ki o insanlar benim ürünlerimi, servislerimi satın alsınlar. Tabii Google'ın o doğru reklamları gösterebilmesi için arkada bir dolu yapay zeka algoritmaları dönüyor. O yapay zeka algoritmaları yazan takımdaydım ben. Evet. Peki Sivas'ta mı doğdunuz yoksa İstanbul'da mı? Ben Ankara'da doğdum. Hacettepe'li annemle babam. Ama ilkokula kadar Sivas'ta. İlkokula kadar Sivas'ta. Evet. Peki şimdi gençlerle iletişiminizi, onların neler istediğini, sıkıntılarını konuşacağız. Ama öncesinde şimdi gençler memleketten gidiyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Çünkü geleceğimiz gidiyor aslında. Evet. Geleceğimiz de sıkıntıda, umutsuz. Umutsuz olmak demek aynı zamanda çok büyük sıkıntıda olmak demek. Araştırmalar diyor ki %61'i gençlerin göç etmeyi düşünüyor. Bu çok ciddi bir rakam. Maddi sıkıntı çeken gençlerin oranı %36. Gençler neden gitmek istiyor? Sizden dinleyelim bir de. Gençler neden gitmek istiyor? Bunun birçok sebebi var. İlk sebebi tabii ki ekonomi. Hı hı. Şimdi çünkü Türkiye'de gençlerimiz maalesef hak ettikleri ne kredi yurtlar kurumunun burslarını alabiliyorlar, ne ailelerinin onlara gerçekten yeterince harçlık verecek durumu var, ne de kendilerini istihdam edecek bir özel sektör var. Devamlı her gün kan kaybeden bir özel sektörümüz var. Devletin yanlış yönetiminden dolayı ve bu genç arkadaşlarım internetin eşitleyici ortamından dolayı dünyadaki akranlarına bakıyorlar. Diyorlar ki Bulgaristan'da bu çocuk bu PlayStation'ı alabiliyorsa, bu laptop'u alabiliyorsa, bu telefonu alabiliyorsa, istedikleri internette online kursu alabiliyorsa, ben burada niye alamıyorum diye kendine soruyor bu insanlar ve diyor ki bunun sorumlusu devlet ve ben bu hizmeti nerede alabilirsem orada olmak istiyorum diyor. Bu birincisi. İkincisi eğitim almak istiyor. Yani bugün üniversiteler böyle liseden hallice bir duruma getirildi. Hatta bu konuda çok ciddi araştırmalar var. 2006'dan sonra açılan vakıf üniversitelerinin ne kadar kapasitesiz, çoğunun diyelim, ne kadar kapasitesiz, ne kadar yetersiz, ne kadar hoca bulunamıyor, ne kadar Ar-Ge'den uzak yerler olduğunu görüyoruz. O da sadece işsizliği 4 sene ötelemeye yönelik bir ortam sağladı.
Gençler de eğitilebilmek istiyorlar. Bu anlamda da eğitimin kaliteli olduğu yerlere gitmeye çalışıyorlar. Evet, peki şimdi siz hep onlarla birliktesiniz. Görüyoruz işte, bazen arkanızda yüzlerce gençle sabah koşusu yapıyorsunuz. Bazen gidiyorsunuz, bir yerleri ziyaret ediyorsunuz. Nasıl toplandınız? Vallahi Twitter sağ olsun. Her şey bedava. Twitter'da ben arkadaşlarıma diyorum ki, arkadaşlar ben bu saatte burada olacağım. Gelirsiniz, çok güzel. Gelmezseniz ben 3 arkadaşıma tost ısmarlarım. Otururuz birlikte çay içeriz diyorum. Ama hiçbir zaman da beni yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Yani mesela geçen Adana'ya gittik. Yani Adana'da bu kadar gerçekten böyle hani insanların orada karşılığımız olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Gittim bir parka, hatta biraz erken geldim. Dedim herhalde bugün burada kimse gelmeyecek. Böyle pıtrak otu gibi sağdan soldan çıkmaya başladılar. Geldiler. Yine biz yüzlerce kişi olduk orada. Ben de o sayede gelecek umut duydum, biliyor musunuz İpek Hanım? Siz en çok ne soruyorlar? Biz en çok diyorlar ki, abi diyorlar, ne zaman bu hükümet değişecek? İkincisi, değiştiği zaman biz ne zaman düze çıkacağız diyorlar. Ve de burada da 5 yıl sonra düze çıkarız da onları tatmin edecek bir cevap değil. Çünkü diyor ki, abi bizim gençliğimiz çalındı zaten. Yani baksanıza diyor, benim zaten gençim, ben 22-23 yaşındayım. 5 yıl daha koyarsan 28 yaşındayım. Benim o kadar bekleyecek vaktim yok diyor ki, haklılar. Onun için onlara çok daha hızlı gelir sağlayabilecek, eğitimlerin kalitesini arttıracak sistemleri biz ülkeye ivedilikle getirmek zorundayız. Ne o sistemler? Birçoğu var. Yani hani birazdan mesela daha... KYK meselesiyle çok ilgilendiniz. Evet. Oradaki sıkıntı neydi? KYK meselesindeki sıkıntı şu. Bir kere Türkiye'de 2012-2013'te mesela insanlar o burslarıyla gidip yurt paralarını ödeyip üzerine yemek paraları ödeyebilirlerken, daha doğrusu ev kirasıyla yemek parasını ödeyebilirlerken, şimdi o para hiçbir şeye yetmiyor. 650 lira veriyorlardı biliyorsunuz. Daha şimdi zam yaptılar. O parayla günde 10 lira bile bu çocukların ceplerinde ekstra para kalmıyor. O parayla test kitabı mı alacak bu insanlar? Cep telefonu faturası mı ödeyecek? Ondan sonra gidip üzerine kıyafet mi alacak? Ulaşımda mı kullanacak bu parayı? Yani gençlerimiz aç. Yani İpek Hanım, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu beni, örnek istiyorum ya. Örnek vereyim size. Ankara'da bir Kredi Yurtlar Kurumu yurduna gittim. Ondan sonra orada gençler, kimi ODTÜ'den, kimi Hacettepe'den, başka üniversitelerden, genelde mühendislik öğrencileri de orada, öyle denk geldi. Dediler ki, abi benim gerçekten hani dediğin hesap doğru, günde 5-10 lira kalıyor bana. Dedim, nasıl yaşıyorsun? Orada 10 çocuktan 6'sı bana dedi ki, yazın dedi burada otosanayide kaportacı olarak çalışıyoruz dedi. Bunlar ODTÜ'lü, Hacettepe'li mühendis gençler. Mühendislik öğrencileri gençler. Günde 5 lirayla geçinmek zorundalar. Yazın yapıyorlarmış bunu. Geçinmemek için yazın sadece kaportajla çalışıyorlar. Çalışıyorlarmış. Tırnaklarımız kanayana kadar şey dövüyoruz dediler. Leho dövüyoruz dediler. Ondan sonra da oradan kazandığımız 1000-2000 lirayı da yıl içine yayıyoruz dediler. Bakın, gençlerin eğitimi için, tecrübelenmesi için, hayat tecrübesi için çalışması çok güzel bir şey. Kendi alanlarında çalışmak istiyorlarsa çalışsınlar, onlara staj imkanı sunalım, dünyanın her yerine gönderelim. Ama bu gençlerin sırf aç kalmamak için gidip de yazın kaportacıda çalışıyor olması ne Türkiye'nin ekonomisine yararlı, ne de bu gençlerin sağlığı için yararlı. Yani bu gerçekten çok ayıp bir şey. Aynı sıkıntı mesela KPSS meselesinde de var, mülakat tabii, meselesinde tabii, de var. Bu hafta bunu konuştuk. Öyle değil mi? Orada ne tür hikayelerle karşılaşıyorsunuz? Yani şöyle bir şey var. Şimdi o KPSS'de biliyorsunuz her sene 1 milyondan fazla insan buna başvuruyor. Ve kimleri gerçekten sınavlarda hakkını verip Türkiye'de ilk yüze giriyor ve onların bir yerlere atanması lazım. Ama mülakat diye bir sistem kurulmuş ve bu mülakat sisteminde o insanlara baktığınız zaman saçma sapan sorular soruyorlar bu insanları elemek için. Yandaşları işe alabilmek için, yandaş olmayanları elemek için. İşte şu filmi izlediniz mi gibi böyle, şu kelimenin size ne anlam ifade ediyor gibi böyle durumlar var. Hatta Danıştay'ın ve bölge idare mahkemelerinin de bu konularda kararları var. Diyor ki mesela bir tanesinde, yani diyor siz Türkiye'de 46. olmuş bir insanı gidip de ondan sonra genel kültürden bu insana sıfır veremezsiniz. Bu hayatın doğal akışına aykırıdır diyor, bir. İkincisi, ben sonuçta istatistik uzmanı olduğum için oturdum, üşenmedim, hesapladım. Onu da kamuoyuyla paylaşayım. 3 tane hakem varmış, mülakat yapan insan. Bunlar toplam 100 olduğu için 5 tane alanda 20'şerden puan veriyorlar. Toplam 100 puan oluyor. 3 kişi de 100 puan veriyor, ortalama sanılıyor filan. Şimdi 3 hakemde
aynı puanları vermiş bütün dallarda. Yani nedir? Mesela ilkinde 20 vermişler, geri kalan 4 dalda 8 vermişler, toplam 52 olmuş. Diğerleri de 52 vermiş, üçüncü de 52 vermiş. İstatistiksel olarak ikinci ve üçüncünün birincine aynı puanı verme ihtimali 10 trilyon 240 milyarda bir. Yani piyango çıkmasından da daha düşük bir ihtimal, size yıldırım düşmesinden de daha düşük bir ihtimal. Danıştay da bana demiş ki evet, bu da hayatın doğal işleyişine aykırı. Burada kesinlikle bir yanlışlık var demiş ve orada kararı bozmuş. Bunun gibi birçok örnek. Aslında ne kadar geleceğe ipotek konuluyor değil mi? Yani sadece o çocukların geleceğine değil, aslında ülkenin geleceğine de ipotek konuluyor. Bazen şunu düşünüyorum, hani mesela siz Stanford mezunusunuz, bir dolu insan var Türkiye'de, Harvard'a gitmeyi başarmış, burada Boğaziçi'nde ODTÜ'de okumuş ama hiçbirinin burada böyle meşhur bir İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmak kadar kıymeti yok mesela, öyle değil mi? Tabii şöyle bir şey var, mesela bu arada o dediğiniz yer Kartal İmam Hatip Lisesi, orada okuyan arkadaşlarımız da hani gücendirmenin anlamı yok çünkü orada da çok liyakatlı arkadaşlarımız var. Ama orada öyle bir grup var ki diyorsunuz kardeşim, Türkiye'de hiç mi Boğaziçi'nden, hiç mi Galatasaray Üniversitesi'nden, hiç mi Hacettepe'den, Yıldız Teknik'ten, İTÜ'den insan yok da siz gidiyorsunuz herkesi bu gruptan seçiyorsunuz. Onu yaptığınızda bu da hayatın doğal akışına maalesef aykırı. Burada da şöyle bir sıkıntı var. Hiç unutmam, 14 yaşındaydım ben, orta sondaydım. Babam benimle çok güzel bir konuşma yaptı. Dedi ki... Dedi oğlum dedi, hani sen önünde bir tercih var, ya arkadaşlarına gezebilirsin ya da fen lisesi sınavlarına hazırlanabilirsin. Fen lisesi sınavlarına hazırlamak çok zor bir şey, derece yapmak da çok zor bir şey ama olursa fen lisesine gidersin, orada güzel bir eğitim alırsın, üniversiteye çok rahat girersin, iyi üniversiteye girersen de işin çok rahat olur dedi. Ve ben babamı dinledim ve sonuçta başarılı oldum. Hı. Ama o zaman babam bana bu sözü verebildi çünkü çalıştığım zaman başaracağımın bir garantisi vardı. Ben onun için motive olabildim. Ben burada soruyorum bugün arkadaşlarıma. Bu gençlerin çalıştığı zaman Türkiye'de kendilerini gerçekleştirebilecekleri, istedikleri ücretleri alabilecekleri, sonra üzerine torpille, birisinin amcasının, dayısının torpiliyle insan gelmeyeceğinin garantisi var mı? İşte geçen gün çıktı biri. 64. olmuş. Türkiye 64. Evet. Mülakatta eleniyor. Evet, maalesef. İşte o başarının bir şeyi yok. Yani... Garantisi yok. Yok işte, yani bunu da zaten hani biz bunu aşamazsak hiçbir şey aşamayız. Çünkü Türkiye gerçekten pırıl pırıl çocukların omuzlarında yükselecek. Eskiden şöyle bir şey vardı. Çalışana, üretene, bilgi sahibi olana saygı vardı. Tabii. Yani sonuçta onların önünde bilmeyen insanlar önünü iliklerdi, giderdi. Yaşı ne olursa olsun. Biz Türkiye'de bence biraz bunu kaybettik. Çünkü en liyakatlı olması gereken yerlerde... Şu an gerçekten sizin getirinizi götürünüzü yapamayacak kapasitede insanlar var. Onu gelen gören gençler nasıl motive olsun? Mümkün mü böyle bir şey? Yani gerçekten biz ülkemizde sadece o pozisyonlardan değil, tabanda milyonların motivasyonunu kırdık, şevkini kırdık. Bizim amacımız da özellikle İyi Parti olarak, Millet İttifakı olarak o motivasyonu geri getirebilmeyi sağlamak. Dünya bunlarla mı uğraşıyor? Dünya bunlarla kesinlikle uğraşmıyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Sonuçta Google'da yöneticiydim ben. Yönetici olarak da orada mülakat yaptığınız insanlara ne konuşmanız gerektiğiyle ilgili size günlerce eğitim veriyorlar. Bu konuda çok hassaslar. Eğitimlerden bir tanesi şuydu. Diyorlar ki size, siz bir insanın hangi ülke vatandaşı olduğunu bile soramazsınız. Dersiniz ki sadece... İnsan haklarına ait. Evet, sadece dersiniz ki bu dilde akıcı bir şeyiniz var mı? Konuşabiliyor musunuz akıcı olarak diyebiliyorsunuz? Bu kadar. Diyor ki çünkü diğer türlü olursa... ayrımcılığa girebilir. Bu kadar hassas davranıyorlar insanlar. Ve de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Türkiye'de kadınlarımıza diyorlar ki mesela çocuk yapmayı düşünüyor musun? Sana ne? Sana ne? Yani bu benim mesela aklıma almıyor böyle şeyler. Ya yani bir işverenin böyle bir şey sorabiliyor olması. Hatta bizim aile dostumuzun başına geldi. Bu hanımefendiye sormuşlar. Demiş ki hayır, çocuk yapmayı düşünmüyorum, ki soramaması lazım. Buradaki avukat arkadaşlarımız ekran başında, onlar söylesinler belki de kanunlara aykırıdır, bilmiyorum. Ondan sonra o da demiş ki yok demiş, sen gençsin zaten, evlerin 2 yılda olmuş, mutlaka çocuk yaparsın. Hayda. Yani düşünüşü düşünebiliyor musunuz? Yurt dışında gerçekten o anlamda sadece iki kulağınız arasında olan, beyninizde olan biten konuyla ilgileniyorlar. Onun dışında özel yaşamınıza zinhar karışmıyorlar.
Evet. Şimdi Taylan Bey, biliyorsunuz yapılan araştırmalar tarikatların elinde 1 milyondan fazla çocuk olduğunu gösteriyor. Bu da bambaşka bir dünya yaşıyor olduklarını gösteriyor bize o çocukların. Ama bir yandan da dünya başka bir şeyle ilgileniyor. Mesela Metaverse diye bir şey çıkıyor. Evet. Gülüyorsunuz biliyorum, çünkü sizden özellikle istedim programdan önce. Yani benim anlayacağım şekilde anlatın lütfen diye. Gerçekten benim ve benim gibi hiçbir şey bilmeyen insanlar için anlatın lütfen. Yeni bir dünya mı kuruluyor? Evet, yeni bir dünya kuruluyor. O yeni dünyanın yapı taşları da zaten yıllardır kuruluyor. Yani son 15 yıldır falan kuruluyor. Metaverse'ü çok kabaca şöyle söyleyelim. Düşünün, hani hepimiz bir navigasyon kullanıyoruz. Hani Google Maps'tir, Yandex'tir falan. O haritanın içinde olduğunuzu düşünün. Ve o haritanın içindeki gittiğiniz binaların da içine de girebildiğinizi düşünün dijital olarak. Bu böyle bir deneyim. Peki böyle bir deneyim olursa ne olur? O zaman siz orada bir noktadan diğer noktaya ışınlanabilirsiniz. Oradaki dükkanlardan çok daha güzel alışveriş yapabilirsiniz. Orada yoldan geçen insanlarla dünyanın neresinden oraya girerse girsin konuşabilirsiniz. Metaverse aslında böyle bir şey. Daha önce bu nasıl yapıldı? Bütün buradaki özellikle Z jenerasyonundan genç arkadaşlarım bilirler. Sonuçta hani biz oyunlar oynuyoruz internet üzerinden. İşte Minecraft'tır, şudur budur, birçok oyun var. Ve bu oyunların içinde zaten o dünyalar vardı. Ve insanlar da kendi avatarlarıyla, kendi karakterleriyle orada kendilerini temsil ediyorlardı. Bu Metaverse dediğimiz şeydeki inovasyon aslında biraz şu. Bir şirket bunu sahiplenmesin, bütün dünyayı bu şirket yaratmasın. Şirket sadece arsayı versin, kurallarını koysun, belediye başkanı gibi düşünün. Ondan sonra siz gelin, ben geleyim, oraya istediğimizi döşeyelim, istediğimizi yapalım. Bir komşuluk ilişkisi içerisinde o dünyada yaşamaya devam edelim. Yani buradaki avantaj da ne? Şu an gerçek hayatla dijital dünya aslında birbirinden çok kopuk ilerliyor. Ve şu anki cep telefonlarımız üzerinden biraz ilerliyor bu olan. Halbuki şeyi düşünün, gözünüze bu Oculus denilen mesela gibi şey, yapay gerçeklik gözlükleri var. Onu takıp o Metaverse'ün içine girdiğinizi düşünün. Oradaki deneyiminiz bambaşka olacak. Ve bu bambaşka deneyim de 2028 yılına kadar 872 milyar dolarlık oradan bir ekonomi büyümesi bekleniyor. Bakın, 872 bambaşka deneyim dolar. Açın bize. Bambaşka deneyim ne demek? Yani bugün yaşadığımız hayatlardan başka türlü bir hayat mı yaşayacağız biz? Kesinlikle öyle. Yani şöyle düşünün. Mesela şu an biz Amerika'daki herhangi bir insanla konuşabiliyoruz değil evet. mi? Hepsiyle aynı ses odasında buluşabiliyoruz. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Eskiden mesela bir kahvehaneye gitmemiz lazımdı böyle konuşabilmek için. Ama şimdi mesela Discord gibi mecralarda, Clubhouse gibi, Twitter Spaces gibi mecralarda dünyanın her yerinden insanlar bir anda birlikte evet. buluşuyor. Tamam. Aynen bunun gibi düşünebilirsiniz. Mesela diyelim sizin Metaverse'de bir dükkanınız var, dijital bir dükkanınız var. İçinden gelen insanlar dünyanın her yerinden olabilir mesela. Ondan sonra orada dijital konserler verebilirsiniz. Ve o konserlerde insanlar sırf kendi gibi değil, avatarlarıyla yani... Evinizde pijama giyip ama dışarıda böyle çok janti giyinip, yani dışarıda dediğim o dijital dünyada arkadaşlarınızla orada bir konser deneyimi yaşayabilirsiniz üç boyutlu olarak. Mesela şöyle bir haber gördüm bugün. Metaverse'de sanal arsa satışları son sürat devam ediyor. Hem de nasıl? Dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunan platformlarda İstanbul büyük bir ilgi görüyormuş meğerse. Ya şöyle bir şey var, bakın Metaverse'de şu an hani hangi platformu yeneceği bilinmiyor. Çünkü en ideali bir tane çok büyük olsun. Herkes ona gelsin ama 4-5 tane birbiriyle rakip olan şirket var. Onların en büyük şirketi şu an ufacık bir arsa 3-4 milyon dolar. Bakın 3-4 milyon dolar ve bu dijital bir arsa, yani 1 ve 0. Yani gidip de böyle boğaz manzaralı falan bir arsadan da bahsetmiyoruz. Dijital 1 ve 0 üzerinden böyle bir ortam var. Ama bunun niye önemli? Niye güzel? Şimdi bir kere... Blockchain tabanlı, blok zincir tabanlı. O ne demek? Bir tapu kadastro müdürü yok. Siz oraya arsayı aldığınız zaman kimse sizin elinizden alamıyor. Kimse. Çünkü bir sahibi yok. Bütün herkes... Yani orada dolandırılma ihtimaliniz... Sıfır. 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 Nasıl sıfır? Zaten yok. Şöyle söyleyeyim, yani senin sahibi yok. Anlamaya çalışıyorum. Tapu kadastro müdürü yok. Öyle olunca da mesela bugün diyelim sizin bir tapunuz var. Birisi onun üzerine çizse, Ahmet değil de bu ev Mehmet'in dese, nasıl ispatlayacaksınız? Bir tane tapu var. Devletin tuttuğu. Halbuki bu sistem öyle bir sistem ki
o tapuların kadastro kayıtlarını bir değil binlerce ayrı bilgisayarda tutuluyor. Yani tahrifat yapmak isterseniz binlerce bilgisayarın içine girip onları hackleyip hepsinde aynı değişikliği yapmanız lazım. Peki ve şunu anlayamıyorum. Mesela 600 milyon dolarlık atıyorum bir yat alıyor biri. Evet. Elle tutulamayan, arkadaşlarının elinden tutup götüremediğin, oradan denize atlayamadığın bir şeyden bahsediyoruz. Doğru. Yani bir hayale veriyorsun aslında o parayı. Orada birçok şey var. Hem hayal hem deneyim. İşte onu bana anlatın. Yani buna neden değiyor? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Yani kuşaklara bakalım. Hı-hı. İlk kuşaklar, yani bizim dedelerimizin kuşağı. Bakıyorsunuz onlar 10-15 kilometre doğdukları yerden her gün yürürlermiş, koşarlarmış, ederlermiş. Bizim jenerasyonumuz, biz mahallelerde büyüdük. Hep dedik ki annelerimiz babalarımız dedi, bakın dedi işte çocuklarımız bizim işte 1 kilometre 2 kilometre öteye gidiyor. Köşedeki futbol sahasında futbol oynuyor, eve geliyor. Şimdiki çocuklar işte apartman komplekslerinde, evlerindeler. Hı-hı. Devamlı aslında o çember daralıyor. Ama o daralan çemberde aslında eve girdikleri zaman onların aslında bambaşka bir dünyası var. Şimdi o bambaşka dünya da dijital bir dünya. Ve biz diğer alternatifini kendimiz yaşadığımız için bize o dijital dünya çok yapay geliyor. Çünkü biz dijital göçmeniz. Hmm. Onlar dijital sakin. Şöyle bir örnek dijital vereyim. Dijital göçmen, güzel. Şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi benim bir ekibim var. Buradan da selam gönderelim. Bu çocuklar... Epey geniş bir ekip bildiğim kadarıyla. Epey geniş. Evet. Ondan sonra bunun... Ortalaması da 21-22 yaşında bu arkadaşlar ve 10 tanesi benim Twitch ve Discord kanalımın moderatörlüğünü yapıyorlar. Ve bunlar da 1,5 yıldır birlikte çalışıyorlar. Ve akşam 10'dan sabah 8'e kadar da sohbet ediyorlar, iş yapıyorlar filan. Geçenlerde sordum arkadaşlara, dedim ki siz birbirinizi yolda görseniz tanır mısınız? Bakın 1,5 yıldır çalışıyorlar benim ekibim filan falan. Yok abi vallahi tanımayız dediler. Şimdi yani... Ya mesela bu bana o kadar tuhaf geliyor ki. Evet, çünkü biz onun içine doğmadık. Bu gençler anlıyorum. Onun içine doğdular ve çoğu birbiriyle isimleriyle değil, oradaki nickleriyle, oradaki kullanıcı adlarıyla hitap ediyorlar. Hatta sonra onlar benim yürüyüşüme de geldi. Orada bile birbiriyle o nickleriyle hitap ediyorlardı. Bakın hani mesela Cahreyn diye biri var. Evet, değil mi? Evet. Yani kimse ona Ahmet demiyor. Yani siz de programa konuk ettiğiniz zaman Cahreyn şunu dedi, bunu dedi diyorsunuz. Yani bu kendi ismi değil ki. Göbek adı da değil. Yani yeni dünyada böyle bir olay var, böyle bir ortam var. Onların içine doğdukları için bu insanların yaşam deneyimi de çok daha dijital. Neden daha tercih edilebilir onlar için? Neden daha tercih edilebilir? Birkaç sebebi var onun. Öncelikle bu insanlar gerçekten özgürlüğü istiyorlar. Ve orada çok özgürler. Yani Singapur'da biriyle konuşuyor, sonra New York'ta biriyle konuşuyor. Sonra 5 kişi geliyor, işte 2 Bulgar, 1 Polonyalı bir şeyle oyuna giriyor. Ondan sonra kendi buradaki yerel arkadaşlarıyla hadi Fenerbahçe maçını birlikte seyredelim diyor. İnanılmaz özgür bir ortam. İkincisi, deneyimlerini kendileri orada belirliyorlar. Bakın bizim eğitim sistemimize bakın. Hani oturtuyoruz herkesi Nida gazozu gibi. Herkes aynı şeyleri öğreniyor. Herkes aynı hızda öğreniyor. Ve de herhangi bir şekilde bu gençlerin orada hayal kurmasına, orada farklı bir şey deneyimlemesine ortam yok. Ama burada gençler istedikleri hayali yaşıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Siz anlatırken benim aklımda hep şu var. Bazı şeyler ölecek demek ki diye düşünüyorum mesela. Yani mesela hani o iki çocuk birbirini hiç tanımıyorlar, evet, değil mi? Çünkü evdeler, hı-hı, ve evden bilgisayar üzerinden her şeyi yapıyorlar. Evet. Demek ki bizim ileride dışarıda oturacağımız kafelere ihtiyacımız olmayacak mı? Ya da bizim sürekli alışveriş yapıp kendimize bir kıyafetler almamıza gerek olmayacak mı? İşte makyaj malzemeleri almamıza gerek olmayacak mı? Dışarıda yemek yemeye ihtiyacımız olmayacak mı? Ya bunu birçok şeyde çoğaltabilirim. Yani çünkü siz biraz önce öyle dediniz. Çember dar bir çemberde yaşıyorlar. Ben evet, mesela oturduğum sitedeki çocuklara bakıyorum. Yemyeşil bir yerde oturuyorum. Bir tane çocuk yok sokakta. Herkes evde bilgisayarın başında ve onların evet öyle bir hayatları var. Bunu kabul ediyorum. Ama bu arada eski kodlardan bir şey kalmayacak gibi geliyor bana. Kalmayabilir mi? Kalmayabilir ama burada şöyle bir sıkıntı var. Çok büyük kiralı ofisler. Tabii ki o zaten mesela şu an Silikon Vadisi'nde şey kiraları, ev fiyatları ve kiralar mesela korona zamanında acayip düştü. Çünkü Google, Facebook, Apple gibi şirketler
Hatta birçoğu hala öyle devam ediyorlar. İnsanları evden çalıştırmaya başladılar. Ama burada mesela şöyle bir avantaj var. Mesela başta burada izleyicilerimiz de bileceklerdir. İnsanlar biraz korktular evden çalışmaya. İşte ben bu Zoom üzerinden bunu nasıl yapacağım? Sonra nasıl belge paylaşacağım? Nasıl performans yönetimi yapacağım? Gibi. Ama sonra baktılar ki aslında gayet de verimli olabiliyor. O anlamda öyle bir durum var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim donanımımız hala 10 bin, 20 bin yıl öncesinin donanımı. Yani biz aslında şu an hani en mutlu bizi bırakın bir adaya, orada böğürtlen toplayalım. Ondan sonra değil mi? Orada tarım yapalım. Hep beraber kamp ateşi etrafında birbirimize hikayeler anlatalım. Mutlu oluruz. Hani bizim donanımımız bu. Genetik olarak donanımımız. Vallahi çok bu. Emin değilim ben artık. Mesela cep telefonum olmadan çok mutlu olur muyum bilmiyorum. İşte yani. Oraya geliyor şimdi. Ya da bilgisayarım, internetim olmadan çok mutlu olur muyum bilmiyorum. Burada da sıkıntı şey tabii. Mesela şu an artık cep telefonlarımız var. Cep telefonlarımızda biz artık bir hasta cyborg olduk bir anlamda. Neden? Bu bizim kafamızın içinde değil ama devamlı elimizde. Ve de buradaki en büyük sıkıntı da ne? İki tane baş parmakla yazdığımız için düşündüğümüz şeyi buraya aktaramıyoruz. Halbuki biz her saniye bunun içinde olmak istiyoruz. Ama aslında bizim beynimiz bununla her saniye yaşamaya uygun değil. Hmm. Şu an değil. Bizi çok mutlu da etmiyor. Sebebi de şu. Şimdi... biz dediğimiz hepimiz değil. Hepimiz, hani insanlıktan bahsediyorum. Gençler de yaşlılar da aslında yani şöyle mutlu etmiyor. Bakın slot makineleri vardır şeylerde, kumarhanelerde. Orada insanlar niye akşamdan sabaha kadar onu çekerler? Çünkü bir değil de belki 100 çekişte bir tane, rastgele çekişte bir tane bir şey kazanırlar. Ve beynin de insanları bunu ister. Der ki ya tutarsa ya tutarsa. Biz de şimdi cep telefonlarımızda devamlı ekranları yenileyip bir güzel bir yorum yazdı mı, yeni bir e-mail geldi mi, benim işte like sayım arttı mı diye bunun bağımlısı olduk. Yani bizim beynimiz o dopamin dediğimiz o hormonun bağımlısı oldu. Yani bunun aslında doğru düzgün planlanabilmesi için aslında bizim donanımımızın, yani genlerimizin, beynimizin de buna aslında uygun olması lazım da şu an değil. O anlamda tabii ki full dijital bir ekosistem bize neler getirir, neler götürür bunu iyice ama bir tartışması lazım. Ama çok da uzak lazım. Değil herhalde. Ne kadar kısa bir zamanda buraya geldiğimizi düşünürsek öyle değil mi? Hiç uzak değil. Hatta şöyle söyleyeyim bakın 2014'te Facebook Oculus denilen bu yapay sanal görme gözlükleri yapan şirketi 2 milyar dolara satın aldı 2014'te. Evet. Hı hı. Yani geçen sene ismini Meta diye değiştirdi. Metaverse yani öte evren kavramını sahiplendi. Çünkü dedi ki bundan sonra her şey burada olacak. Benim şirketimin de ana amacı ve vizyonu bu. Onun için ben şirketimin ismini bile değiştiriyorum dedi. Ve bunu 7 yıl öncesinden gördüler. Yani biz de burada yapmamız gereken şey ülke olarak bunu anlayıp burada devlet olarak ne yapabiliriz aslında konuşmamız lazım. Onu soracağım. Devlet olarak ne yapabiliriz? Çok güzel bir soru çünkü. Onu soracağım. Ama öncesinde bu metaverse evreninde olmanın riskleri var mı? Riskleri var mı? Yani hani her dijital ortamda olmanın riskleri var mesela? Mesela siber zorbalık. Hı. Ondan sonra mesela yani bazı durumlarda platform... Ama mesela siber zorbalık yoksa normal hayatta da zorbalık var. Tabii. Tabii öyle normal hayatta da zorbalık var. Yani onlar ikisi farklı türlü aslında. Çünkü siber ortamda onu yapmak biraz daha kolay oluyor. Çünkü kolay insanlar oluyor. Birbirine gözünün içine bakmadığı için bunu hani klavye kabadayılığı deriz ya. O anlamda insanlar birbirine maalesef çok daha saygısızlar. Ve özellikle gençler birbirini bunu çok fazla yapıyorlar. Bir de orada şöyle bir sıkıntı var. Dijital ortamda insanlar en güzel hallerini paylaşıyorlar orada. Yani biliyorsunuz Instagram kültürü. Halbuki kimse orada pijamalı televizyon seyrederken, işte nar soyarken, portakal soyarken fotoğrafını koymuyor genelde. Onun için siz onu gördüğünüz zaman zannediyorsunuz ki herkes eğleniyor. Bir siz eğlenmiyorsunuz şu memlekette. Öyle olunca da zaten kendinizi bir kötü hissediyorsunuz. Ve sizi kötü hissettirmeye çalışan insanların bunu yapması o anlamda çok kolay. Filtrelerle, şununla bununla çok kolay. Yani bunda da tabii ki hani iyi bir eğitimin ve de bu insanlara internetin... Bir mutsuzluk nedeni olabilir birileri için aslında, evet. Çok bu çok net, onunla ilgili çok fazla araştırma var. Yani hani böyle özellikle Instagram gibi kendini iyi hissetmenizi sağlayan mecraların aslında mutsuz ettiğiyle ilgili tabii ki araştırmalar var. Peki mesela orada şöyle şeyler oluyor mu? Hani Instagram'da her türlü filtreyi kullanıp dünya güzeli bir insan haline gelebiliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz evet. Bunu. Peki... Normal hayatta bir araya gelmeyi zorlaştıran şeyler mi bunlar?
Vallahi kaçınıyor mu yani? Gerçek halini göstermekten kaçınıyor mu insanlar acaba? Vallahi yani bence orada gerçekten insanlara çok yüzeysel ve de insanlara doğal olmayan bir güzellik standardını dikte ediyor. Hatta şu an dünyada öyle bir iş kolu oluştu ki özellikle plastik cerrahlarda siz filtreyi gösteriyorsunuz. Cerraha diyorsunuz ki bu filtrenin bana yaptığını siz acaba cerrahi müdahaleyle yapabilir misiniz? Onu yapma iddiasında olan cerrahlar var bugün. Çünkü insanların böyle bir güzellik standardı oluştu. Bence bu çok yazık. Çünkü insanların aslında fikirlerinin yarışıyor tabii olması lazım. İnsanların tabii sevgide, vicdanda yarışıyor olması lazım. Birbirine yardım etmede yarışıyor olması lazım. Maalesef bu dünya fazla yüzeysel ve sevgi de, aşk da, romantiklik de biraz metalaştı o anlamda ve ben bunu üzücü buluyorum. Evet. Peki dediniz ki devlet ne yapmalı? Mesela Amerika ne yapıyor? Şöyle bir şey var. Şimdi devlet şunu yapmalı. Bir kere bunun hem yazılım bacağı var hem donanım bacağı var. Hani biraz önce dedim ya Facebook o gözlükleri satın aldı. Onun içinde bir işler yapıyor. Şimdi o kadar önemli bir şey ki. Ve de o gözlüğü geliştirecek teknoloji aslında sizin milyarlarca dolar harcıyor olmanız gerekiyor. Hem orada keşifler yapmanız gerekiyor fiziksel anlamda hem de icatlar yapmanız gerekiyor. Bu anlamda devletin verebileceği çok fazla teşvik var. Bunların Ar-Ge'sinin yapılması anlamında çok fazla teşvik var bunun yapılması adına bir. İkincisi devlet bu alandaki şirketleri kendi ülkemize davet ederek aslında hani e-devlet diyoruz ya biz. Devlet kapısı, işte dijital kapı. Bizim devletimizin niye Metaverse'de bir ayağı yok? Niye yok? Gelsinler dünyadaki bütün şirketler burada bunu yapsınlar. Hatta öyle biz bir şart getirelim ki Türkiye'deki şirketlerle de beraber Ar-Ge'sini yapsınlar. Böylece biz Metaverse Ar-Ge'sini hep beraber geliştiririz. Türkiye'deki şirketler de genç filiz şirketler de startuplar da şahlanır. Dünyadan da buraya direkt Ar-Ge yatırımı gelir. Ve dünyada Metaverse üzerine kim bir şey denemek istiyorsa gelirler. Bizim ülkemizdeki bu platformda denerler. Mesela Güney Kore bu konuda teşvikleri vermeye başladı bile. Ondan sonra sadece o da değil. Mesela Metaverse dediğiniz şeyin hologram gibi alanları da var. Yani biz şu an stüdyoda oturuyoruz. Üçüncü birinin burada hologramla geldiğini düşünün. Yani fiziksel ortamla dijital ortamı da aslında birleştirecek teknolojilere ihtiyaç var. Biz bu konularda niye yatırımlar yapmayalım? Yani ve olay sadece yazılım ve donanım da değil. Bunun bir ekonomisi dönecek. Bunun içinde benim uzman olduğum pazarlama var. Buna yatırım yapmak çok mu zor bir şey? Şöyle zor bir şey. Eğer dünyanın nereye gittiğini göremezseniz yatırım yapamazsınız. Çünkü gözünüzü bağlamış durumdasınız. Ya şöyle düşünün. Bir hedefi vurmak için olduğu yere değil gittiği yere ateş edersiniz. Ama şu anki iktidarda dünyanın nereye gittiğini anlayabilecek ve ona göre ülkeyi pozisyonlayabilecek bir kapasite yok. Yani yok. Uzaya gidiyoruz. Ona da geliriz. Ona da geliriz. Bu arada parantez açalım. Hani uzaya gitme iddiası çok güzel bir şey. Yani çok saçma sapan yerleri, yani Kanal İstanbul diyeceklerini uzay desinler. Keşke, Allah razı olsun. Keşke tabii. Ama orada da başka yapılan bazı yanlışlar var. Hani onları da konuşmak lazım. Ama genel anlamda biz dünya vatandaşı olan, dünyadaki bu trendleri, yapay zeka nereye gidiyor? Kripto paralar nereye gidiyor? Blok zincir teknolojisi nereye gidiyor? Bunların hepsini anlayan ve ona göre ülkeyi pozisyonlayan ve ona göre de gençlerimize istihdam yaratan bir ekonomi vizyonuyla bunu yapmak zorundayız. Evet. Peki biraz Türkiye'nin siyasetinin politikasından bahsedelim. Şimdi siz bir internet için kaç ay mücadele ettiniz? Bir yıldan biraz fazla bir galiba. Evet. Metroya internet koymak için. Yani Avrupa'da herhangi bir yerde bu ne zaman başlamıştı? Şeyde 2005'te falan vardı zaten Londra'da. Londra'da vardı 2005'te. Niye bu kadar zor oldu mesela? Şöyle 2005'te Londra'da bomba patlayınca bizimkiler de diyorlar ki bizim birkaç tane cep telefonu çeken yerimiz var. Hani Wi-Fi değil de cep telefonu çeken yerimiz var. Biz de ne olur ne olmaz bir kapatalım demişler. Ondan sonra Londra bunu 6 ay sonra geri açmış. Bizimkiler açmayı unutmuşlar. Sonra bir Allah'ın kulu da gidip de belediyeden biri de dememiş ki ya bu niye kapalı arkadaş? Dünyada bu Roma'da var, Londra'da açık, New York'ta açık, Moskova'da açık, Taşkent'te açık, Bişkek'te açık. İstanbul'da niye açık değil dememiş. Hatta olayın lakaytlığını düşünün. Belediyeye kapatın diyecek bir emir de yok. Çünkü aslında bu anayasaya aykırı. Yani iletişim haklarına aykırı bir şey. Çünkü orada resmi olarak bir terör tehdidi de gözükmüyor.
Ondan sonra kapatın demişler şifayı. Onlar da kapatmışlar. Neyse. Sonra kimse de peşine düşmemiş. Kimse de peşine düşmemiş. Sonra biz Millet İttifakı olarak İstanbul'u yönetmeye başlayınca bir baktık ortalığa. Allah Allah. Yeni Kapı'da dışarıda yoldan giden arkadaşlarım bilir. 21. yüzyılda başlıyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz. Cep telefonu da 4G servisi gidiyor. Ama hala yazışabiliyorsunuz normal SMS ile. Aşağıya gidiyorsunuz. O da gidiyor. 18. yüzyıla iniyorsunuz. Bana bu çok garip geldi açıkçası İmrek Hanım ya. Yani ben anlayamadım bunu. Sonra gittim arkadaşlara sordum. Dediler ki valilik buna taş koydu. Maalesef bizim yazılarımıza da cevap vermiyor. Geçmiş olsun. Dedik o zaman biz bunu şöyle yapalım. Türkiye'yi anlatalım. Türkiye'nin özellikle gençlerini anlatalım. Onların hayat stillerine vurulan bu darbeyi ve afet güvenliği sorununu anlatalım. Onları arkamıza alalım bakalım. Hala hayır diyecekler mi? Tabii bir de afet güvenliği meselesi var değil mi orada? Ya, bakın ben o çağrıyı yaptım. Dedim ki Allah rızası için metroya interneti önüne geçmeyin dedim. Bir hafta sürmedi. 5 gün sonra Marmaray boğazın altında durdu. Boğazın altında jeneratör devreye giremedi ve insanlar oradan tahliye edildi. İnsanlar bu cep telefonlarını sadece fener olarak kullanabildiler, inanabiliyor musunuz? Ve şöyle düşünün, birçok orada ben genç kadın arkadaşımla konuştum. Demişler ki annesine, ya biz anneciğim Sirkeci'den ben biniyorum, 5 dakika sonra Üsküdar'dayım, beni karşıla demiş. Ama ki ulaşılamıyor. 35 dakika, 40 dakika. Ben buradan bütün izleyicilerimize soruyorum. Bir anne baba olan vatandaşlarımıza aklınız çıkmaz mıydı siz çocuğunuzdan 5 dakika sonra geleceğim dese ve 35-40 dakika sonra hala haber alamasanız? Bu bir afet güvenliği sorunu. Geçen sene, ondan önceki sene deprem olduğunda baktık 30-40 bin vatandaşımız o an metro sisteminin içerisindeymiş. Onların annesi babası ne düşündü? Ya bunları anlattık. Bunlara rağmen bir sene boyunca etmediklerini bırakmadılar. Tevfik Göksu'yla başınız bayağı derde girdi değil mi? Yani ben hep şey diyorum, ben Tevfik Göksu'yla bu konuda anlaşamıyorum ama çocuklarıyla çok iyi anlaşırım. Çünkü çocukları dijital ortamda büyümüş, bu konunun gerçekten bir yaşam stili olduğunu, bunun sağcı solcu sorunu olmadığını, İyi Parti AK Parti sorunu olmadığını, bunun bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilincinde olan çocuklardır bunlar. Ama Tevfik Bey'in ve onun çevresindeki insanların cep telefonu deneyimini ben size şöyle söyleyeyim. Cep telefonu uzakta duruyor. Hiç alakası yok zaten beyefendinin. Ondan sonra biri arıyor mesela, bir şey istiyor Tevfik Bey'den. Danışmanı getiriyor. Danışmanı getirdikten sonra o da alo diyor, konuşuyor. Ona geri veriyor. Bu kadar. Şimdi hayatta cep telefonunun amacı bu olan bir insana siz internetin niye önemli olduğunu anlatamazsınız. Çünkü hayatında internet diye bir şey yok. İnternetin iyisi yok. Onun için ben hep gençlere sesleniyorum. Çünkü genç arkadaşlarım hayatının ortasında bu var. Okulları oradan. Bütün arkadaşları oradan haberleşiyorlar. Aileleriyle orada iletişim kuruyorlar. Podcastlerini YouTube, Twitch, Discord'u oradan dinliyorlar. Şimdi bu insanlarla Tevfik Bey'in yaşam öncelikleri aynı mı? Elbette değil. Şimdi değil ama kimse de siyasette gençlere hitap etmiyor. Bir siz varsınız. Hatta biz kendi aramızda konuşurken gençlerle ilgili bir şey olduğunda Taylan Yıldız'ı arayalım diyoruz. Yani başka hiç aklımıza ikinci bir kişi gelmiyor gerçekten. Ama bu aynı zamanda kamuoyu araştırmalarına da yansıyor zaten. Şimdi 18-30 yaş aralığındaki gençlerin %14'ü oy kullanmayı düşünmüyor. Bu da kendilerine göre birilerini bulamadıklarını gösteriyor. Bir siyaset, bir politika bulamadıklarını gösteriyor. Kaç milyon genç oy kullanacak? Valla ilk defa kullanacak 8 milyon genç var. 8 milyon genç ne kadar önemli değil mi? Yani aslında iktidarın değişmesine sebep olabilir 8 milyon genç. Yüzde evet. Kaçı ediyor oy verenlerin? Valla 60 küsür milyon olacağını hesaplarsak zaten orada %10'dan fazla. %10'dan fazlası evet. Demek yani çok ciddi bir şey. Orada ne arıyorlar, ne istiyorlar? Valla gençler birkaç şey istiyorlar. Gençler samimiyet istiyorlar öncelikle çünkü İnternetteki kendi rol modellerine baktıkları zaman o rol modelleri onlara bazen eğlendiren, onlara bazen bir şeyler öğreten insanlar. Ama bunlar ev halinde de kendilerini gördükleri, böyle 1,5 litre suyu kafasına dikerken de gördükleri insanlar, samimi bir model. Hı hı. Ama iktidara bakıyorlar mesela. İktidardaki o eski zihniyetlere baktıkları zaman şunu görüyorlar. Orada bir beyaz gömlek gibi bir model var. Yani bu insanlar çok iyi bir anne ya da baba, Türkiye'deki bütün konulara vakıf, hayatlarında yalan söylememişler, hiç düşmanları yok.
Ondan sonra her konuyu bilirler. Şimdi böyle bir insan modeli olmadığını biliyorlar. Çok daha samimi bir model istiyorlar. Mesela onun için bizim genel başkanımız Meral Akşener'in aslında gençlerde karşılık bulmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü ya çok samimi. Yani insanlar bence biraz o samimiyeti çok özlemişler gibi geliyor bana. Ve de halktan uzaklaştıkça da iktidar oralarındaki bağ koptu. Benim yapmaya çalıştığım naçizane de kendim gibi olmak, siyasette beceremediğim şeyleri söylemek, ondan sonra becerebildiğim şeyleri de söylemek, hayatta iyi yaptığım şeylerin arkasında durmak, bu konuda kredi almak tabii ki, beceremediğim şeyleri de, iyi yapamadığım şeyleri de arkadaşlar ben bunu yapamıyorum, ne olursunuz bana öğretin demek. Sorguluyorlar mı? Çok çok sorguluyorlar. Çok. En çok neyi sorguluyorlar? En çok bir kere şöyle bir şey var, liyakatı sonuna kadar sorguluyorlar. Ve de bu öyle bir şey ki, hani şey derler, güven ve ruh gibidir. Bedenden bir kere ayrıldığı zaman geri gelmez. Onun için bizim bu genç arkadaşlarımız o anlamda çok kredimiz var. Ama o krediyi tüketmemek için de bizim yapmamız gereken şey, tüm siyasiler olarak gerçekten sıfır hatayla onların güvenini boşa çıkarmayacak bir siyaset izlememiz gerekiyor. O da tamamen kendimiz olarak, eksiğimiz fazlalığımız varsa söyleyerek. Bakın ben geçen bir tweet attım. Dedim ki arkadaşlar 2021'de ben ne hata yaptım dedim. Lütfen yazın bana, ki Twitter gibi hani insanların her şeyi gerçekten gocunmadan yazdığı bir yerde. 2022'de de söyleyin Allah rızası için dedim. Bunu nasıl düzeltebilirim? Buyurun. Ve insanlar yazdılar, yüzlerce yorum var. Ne hata yapmışsınız? Birçok hata. Birileri diyor ki mesela çok mütevazısınız Taylan Bey, biraz daha bağırmanız lazım diyor. Birileri diyor ki İYİ Parti içinde bazı yanlış şeyler var, onlara ses çıkarmadınız diyen insanlar var. Bunun gibi yani 2-3 tane böyle şey vardı. Olsa birileri daha Türkiye'ye dolaşmanız gerekiyor diyenler var. Yani bu kadardı yani. Cesurlar mı? Şöyle cesurlar ama şöyle bir sıkıntıları var. Özel sektör istihdam yaratmadığı için bu insanlar birçoğu KPSS'ye girip devlette bir pozisyon almak istiyorlar. Haklılar. Ve de orada da şunu görüyorlar, diyorlar ki ya ben diyorlar arkamda bir partinin bayrağıyla fotoğraf çektirirsem kesin bunlar beni mülakatta eler diyorlar. O anlamda da hep böyle uzaktan bir destek var ama yakından desteğe geldiği zaman da insanlar endişeli. Muhafazakar ailelerin çocukları. Evet. Onlar nasıl? Ama ben şunu gördüm, ona da çok mutlu oldum İpek Hanım. Yani muhafazakar da olsa, bu çocuklar liberal de olsa, modern de olsa gerçekten hiç fark etmiyor. Bu çocukların hepsi bir kere özgür olmak istiyorlar. Yani hiç farkı yok. Yani muhafazakar çocuklar da böyle. Onlar da özgür olmak istiyorlar. Orada benim sevindiğim nokta şu. Muhafazakar çocuklar kendi değerlerini yaşıyorlar. Ama yanındaki arkadaşı onun değerlerine sahip değilse de ona karışmıyor. Diyor ki beni ilgilendirmez diyor. Ve de Türkiye'nin bence 21. yüzyılda biz bütün AK Partili seçmenlerle de, diğer bütün seçmenlerle de el ele kol kola yürüyeceğimizin garantisi de bu. Çünkü onların kafalarında böyle kutular yok. Onlar insanları görünce şucu bucu kodlarıyla onları bir yere koymuyorlar bu insanlar. Bu bizim için de çok umut verici bir şey tabii. Tabii tabii, bu inanılmaz umut verici. Biz sadece bunların umarım en yakın zamanda seçmen olmasını ve de siyasi alanda da masada yer sahibi olmalarını gerektiriyoruz. O kutular yok kafasında dediniz ya. Evet. Peki siyasetin kutuplaştırmasına nasıl bakıyor? O inanılmaz nefret ediyorlar oradan. Hani bugün insanlar diyor ya gençler aslında hiç politik değil. Bunlar çok apolitik falan. Hayır değil. O insanlar çok politik. Yani politika yapıyorlar. Türkiye'nin geleceği için projeler üretiyorlar. Bunların hepsi var. Ama o insanlar şu anki sistemdeki özellikle iktidarın bu kutuplaştırıcı retoriğinden nefret ediyorlar. Ve de zaten hayatları çok zor. Gerçekten eğitim hayatları zor, özel hayatları zor, ekonomik şartları zor. Bir de siyasi ortama girip de orada kendilerini kavganın içinde bulmak istemiyorlar bu insanlar. Ki yani yerden göğe haklılar. Onun için de biz biraz siyaseti şey yapmaya çalışıyoruz. Böyle çok daha naif bir biçimde, çok daha perdeyi düşük tutup ondan sonra herkesle anlaşabileceğimizi göstermek istiyoruz. Çünkü kavga eden çok var. Ama karşı tarafa böyle zeytin dalı uzatıp, abi gel bak, gelecekte sana da burada yer var, bana da yer var, bütün herkese yer var. Niye biz bunu yapmıyoruz diye bunu söyleyen insanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi siz Stanford'dan önce Boğaziçi Üniversitesi'nde okudunuz, oradan evet, mezun oldunuz. Boğaziçi Üniversitesi'nin bugün yaşadıkları malumunuz. Evet. Dün
bir fotoğraf gösterdik. Biz bence yıla da damgasını vuracak fotoğraflardan biriydi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun TÜİ'ye gittiğinde kapıya asılan asma evet. kilit, Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğinde karşılaşılan asma kilit ve biz onu aslında ilk önce Boğaziçi Üniversitesi'nde evet. gördük. Bugün kendi üniversitenize baktığınızda ne düşünüyorsunuz, olan biteni nasıl izliyorsunuz? Ve biz bu asmalı, işte bakın burada, evet. asma kilitli demokrasiden nasıl normalleşmeye geçeceğiz? Ben bunu ilk duyduğum zaman, böyle bir şey olacağını ilk duyduğum zaman inanılmaz üzüldüm. Ve oraya giden ilk siyasetçiydim zaten. Boğaziçi Üniversitesi'ne giden ilk siyasetçiydim. Orada gençlerle oturduk, konuştuk ve şunu gördüm. Bu hani marjinal grupların falan olayı değil. Orada Boğaziçi'nin Amerikan futbol takımından da gençler vardı. Kürek takımından da vardı. Folklor kulübünden de vardı. Caz odasından da vardı vesaire. Bütün gençleri oradaydı. Dedim ki bu gerçekten Boğaziçi'nin bütün gençlerinin sahiplendiği bir olay. Çünkü sebebi şu. Yani bu sadece aynı bu. Aynı zamanda akademisyenlerinin. Evet, aynı zamanda akademisyenlerin de ve mezunlarının. Bu niye çok önemli? Çünkü sadece Boğaziçi değil. Dünyada da Türkiye'de de taşıyıcı üniversiteler vardır. Bu üniversitelerden çıkan insanlar hem Türkiye'nin hem dünyanın yerlerine gelirler ve ülkemizin ekonomisinin, istihdamının, kalkınmasının önündeki motor olurlar, lokomotif güç olurlar. Biz bu insanları elimizin üzerine taşımayacağız da, onların kendini gerçekleştirmesini sağlamayacağız da, kimlerinkini sağlayacağız? Yani bugün mesela gençlerde şöyle bir yanlış anlama yok. Abi hepimiz her konuda eşit. Hayır. Öyle bir şey yok. Bazı insanlar bu konularda yani kendileri söyleyin adını iyi üniversitelerde okuyan insanlar tabii ki birilerine gelecek ki size istihdam sağlasınlar. Gençler bunu biliyorlar ve bunu seviyorlar, önemsiyorlar. Onun için biz bu Boğaziçi olayına çok sahip çıktık. Çünkü şunu gördük. Özgür olmayan üniversitelerden araştırma geliştirme olmuyor. Ve Türkiye'deki üniversitelere bakıyorsunuz. Orada şunu görüyorsunuz. Türkiye özgürlük endeksinde Libya, Mısır, Çin, Küba'yla aynı ligde. Peki iktidarın aslında zaten yaratmak istediği bu değil mi? Tabii ki bu. Onun için Boğaziçi şu an tam bir saldırı altında. Kendi içerisine normalde mesela Sayın Cumhurbaşkanı geçen bir kararnameyle yeni bir enstitü kurdu orada. Evet. Ben de dedim ki yani onu tepkimizde Twitter'da da gösterdik. Dedik yani bir Cumhurbaşkanı bundan ne anlar? Ben burada vatandaşlara soruyorum. Ne anlar bunun aslında yapılması gereken yer? Üniversitenin kendi karar mekanizmalarıdır. Çünkü üniversite dünyanın nereye gittiğini bilir. Kendi hoca profilini, kapasitesini bilir. Öğrencilerin isteğini bilir. Ve buna göre bir planlama yapar. Bugüne kadar da bu işler böyle oldu. Yani sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı bunu kendi bilmediği için birine soracak. O soracağı danışmanı Boğaziçi'nin içindeki hocalardan bunu daha iyi bilmesine imkan ve ihtimal var mı? Yok. Onun için bu işleri aslında demokrasinin eline bırakmak gerekiyor. Ve bırakın üniversiteler kendi özerk yönetimleriyle yönetilsinler diyoruz. Evet ve o demokrasiden gerçekten o kilidi, asmalı kilidi kaldırmak gerekiyor. O fotoğraf bence hani sürekli orada durmalı ve ibret olmalı diye düşünüyorum. Şimdi benim için hiçbir şey ifade etmeyen bazı harfler var. Fakat bu gençler için birçok şey ifade ediyor. Çünkü onlar sosyal medyada başka dil konuşuyorlar. Bir kelime hatta bir harfle konuşuyorlar. Ben gördüm mesela SJ'ye yazıyor. Evet. Ben onu yanlışlıkla atılmış zannediyordum. Ama sonra sizin cevabınızı gördüm. Sizin cevabınızı hatırlamıyorum ama bize bu dili anlatın lütfen. Böyle birkaç harflik dil. Ne konuşuyorsunuz aranızda gençler? Ben anlamıyorum. Bu arada o dili ben bilmiyordum. Yani gerçekten bilmiyorum. Sonuçta hani ben o kuşak değilim. Ama gençlere dedim ki ya Allah aşkına ne olursun bana anlatın. Bu dil ne demek? Hani bu aynen böyle yabancı bir dili öğrenmek gibi bir şey. Anlattılar. Abi dediler şu harf şu demek. Mesela yumuşak S, C neymiş? S ve kadim dostu C. Böyle... Siz gerçekten acınası böyle çok üzüldüğünüz bir durum gördüğünüz zaman ona böyle çok uzun Allah'ım bu gözler burada olmasaydı bunu görmeseydi demiyorsunuz. SJ diyorsunuz. Bunun arkasında da ufak da bir hikayesi var. İşte SLJ bunlar dostmuşlar farklı köydelermiş falan. Anlatmayayım şimdi vakit çok dar. Ama bunun arkasında böyle hikayeler var. Sonra ben de genç arkadaşlar bunu bana yazdıkça benim şimdi sözlüğüm var. O sözlüğün içine koyuyorum işte. Şunu demek, bu demek, o bu demek, bu demek, yumuşak G bu demek, işte şınav çektim şu demek. Yani hepsini yazdım. Sonra kullana kullana ben de hani onlar gibi aynı yabancı bir dil öğrenmiş bir insan gibi
kullanmaya başladım. Şimdi ben kullanmaya başlayınca şöyle bir güzellik oldu. O genç arkadaşlarım bu kendi dillerini siyaset alanında gördüler. O zaman dediler ki oh be sonunda biz de masadayız. Bakın bu çok önemli. Yani 10 milyon, 15 milyon insanın konuştuğu bir dil var. O dil normalde hani siyasette farklı diller siyasette var. Mecliste görüyorsunuz. Yani farklı lehçeler var, o var, bu var, aksanlar var. Bunların hepsini görüyorsunuz. Farklı jargonlar var. E peki gençlerin dili niye orada yok? Niye olmasın? Bence olmalı. Bu bir dil mi peki? Bu şöyle, şöyle bir durum bu. Şimdi yani yazık olmaz mı güzel Türkçemize? O yüzden soruyorum. Hayır, yok çünkü bu ayrı bir dil değil. Bunlar sadece yeni kelimeler diyelim. Ha. Şimdi o yeni kelimeler olmasında şöyle bir sebebi var. Şimdi Instagram'da biraz vakit geçiren herkes bilir ki önünüze düşen postların sayısı günde yüzlerce. Evet. Hepsine böyle uzun uzun cevap yazamazsınız. Yani öyle bir vaktiniz yok zaten. Onun için çok az kelimeyle bütün duygularınızı, düşüncelerinizi anlatabileceğiniz bir dil gelişmek zorunda kalmış zaten. Bu da o. Yani bu da o ihtiyacın aslında cevabı. Bence iyi de olmuş. Gayet komik. Bir de şöyle bir güzelliği çok, var. Çok kullanıyorlar. Mesela çok fazla genç kullanıyor mu bunu? Kullanıyor. Kullanıyor. Yani çok iyi biliyorlar. Hatta şöyle bir ilginç bir şey kaç oluyor. Kaç yaşındakiler genellikle? Yani 13-22, 13-24... O civarda. Ve de benim mesela meclis üyesi arkadaşlarım bana geliyor diyor ki ya Taylan Bey diyor işte bizi, siz şöyle bir şey söylediniz diyor şey SJ dediniz, yumuşak G dediniz. Benim kızım böyle öldü gülmekten aa Taylan abi şunu dedi diye. Ben anlamadım ne demek o diye bana gelip soruyorlar bazen. Hatta kendi kıza sormuş ne demek? Söylemeyeceğim anne o bizim aramızda kalsın. Ha demiş. Yani böyle de bir hani gençlerle birebir böyle konuşuyor olmanın da bir keyfi var açıkçası. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşmak istediğim başka şeyler vardı. Birkaç cümleyle en azından alayım. Çünkü süremizin sonuna geldik. Benim için çok ciddi sıkıntılardan biri gençlerin yaşadığı barınma sıkıntısı. Evet. Bir ara gerçekten çok ciddi boyutlara ulaşmıştı. Biraz geriye düştü mü yoksa hala çok ciddi bir barınma sorunu yaşıyor mu gençler? Çok ciddi bir barınma sorunu hala var. Ve de sıkıntı şu, iktidar üniversite kapasitesini 1,5 milyondan 8 milyon kişiye 20 yılda çıkarırken yeterince yurt yapmayı unutmuş. Ondan sonra gitmiş kendi yandaş vakıflarına birçok yandaş vakfa da para desteği vererek insanların maalesef oraların yurtlarında kalmasına zorunda bırakmış. Bu çok acı bir şey. Yani şey mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz baktık faaliyet raporlarına. Belediye bir tane yurt yapıp işletmez mi? Bir tane yapmışlar, onu da bir vakfa devretmişler. Bir tane gençlik merkezi yurt yapıyoruz diye başlamışlar. %60'ı bitince onu Kiptaş üzerinden TÜGVA'ya devretmişler. TÜGVA'nın genel merkezi olarak açmışlar. İnsanlar yurt beklerken bir bakmışlar ki TÜGVA genel merkezi insanlar alkışlıyor. Böyle bir şey olamaz. Yani kiraların %70 arttığı bir yerde bu gençler artık eve de çıkamıyorlar. Süremiz doldu Taylan Yıldız. İçeriden bana çık artık, çık artık diye baskı yapıyorlar. Bu konu özellikle barınma sorunu çok önemli bir sorun. Hafta içi Kadraj programında tekrar buluşacağız ve bunu konuşacağız. Olur mu? Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sadece soru yorumun sonuna geldik sayın seyirciler. Pazartesi 16 Kadraj'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bak, 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 bak.